O Şendil Sakık olduğunu bilmiyor muydunuz mahkeme sırasında? Gizli tanı. Şimdi şöyle. Bir, ben duruşmaları takip etmedim, gitmedim. Gitmediniz. Yok, yani 26 ay içinde ya 4 kere 5 kere gittim. Mahkeme de herhalde bundan memnundu. Onlar da esasında gel diyebilirlerdi yani, açık söyleyeyim. Mazeretiniz yoksa duruşmalardan variste değilseniz katılmanız lazım. Tutuklusunuz çünkü. Cezaevindeyiz. Variste kararı da yok. Mahkemede bana 26 ayda gel de demedi. Siz biraz protesto için gitmiyorsunuz yani bu saçmalıkları. Ya gitmiyorum. Evet Sayın Hakan, bir de şu var. Bazı arkadaşlarım hatta o süreçte bana dediler ki ya komutanım gelin sivillerden gelin. Ya ben geleyim güzel ama ya orada hakaret ediliyor. İnsanlara hakaret ediliyor. Bağırılıyor. Siz geldiniz mi Silivri? Geldim. Ergenekon davasına hiç geldiniz mi? Geldim, gördünüz izledim. Mü? Evet gördüm. Ya bağırılıyor. Hakaret ediliyor. Buna tanık olmak istemiyorum. Silahlı kuvvetlere ilişkin sözler söyleniyor. Ben onları kaldıramam. Ben onları kaldıramam. Zaten duruşma esnasında benim ilk duruşmada biliyorsunuz bir tavrım oldu. Mahkemeyi terk ettim. Dedim ki evet. Bir dakika, siz bu mahkemeyi magazinleştiriyorsunuz. Ben olmaz yani, ben orada onların bu şeylerine katlanamam. Dolayısıyla 4-5 kere gittim. Dolayısıyla ben Şemdin Sakın'ın olayında yokum. O mahkeme şeyde yoktum. Şey yoktum ama şimdi o olay ilginç. Ha onu mu peki, soruyorsunuz? Niye mi kızdınız yani, veya? Şemdin Sakık'ın gizli tanık olmasına niye itiraz ettiniz? Niye itiraz ettiniz? Niye yani, olamaz mı Şemdin Sakık hakkınızda bir tanıklık yapamaz mı? Şimdi Şemdin Sakık kim? PKK'dan içeride bulunan PKK örgütünün yöneticilerinden biri. Yöneticilerinden birisi. Şemdin Sakık kim biliyor musunuz? Tabii çok doğru katılıyorum ama bir şunu da altını çizelim. Türk kamuoyu bunu çok iyi biliyor. Çünkü bizim yürek acılarımızdan bir olaydır o olay. 1993 yılını hatırlayın. Evet. Bingöl'de 33 erimiz yani insanlık dışı katledildiler ya. Sivilken. Otobüste giderken silahsız indirildiler ve katledildiler. Bunu yapan adam. Şimdi bunu yapan adamı benim şeyim almıyor. Yani bunu yapan adamı siz nasıl bir gizli tanık şeyine hukuken belki olabilir, bazı rezervasyonlarınız olabilir ama benim şahsen böyle eli kanlı olan birisinin kalkıp gizli tanık olarak dinlenmesi beni vicdanen yaralıyor. Artı, bakın artı. Böyle bir teröristin gizli tanıklığına itibar ediyorsunuz. Ben Genelkurmay Başkanıyım. Ben tanık gösteriyorum. Şimdi bir Genelkurmay Başkanı olarak ben kimi tanık göstereceğim? Silah arkadaşlarınız. Bana, ama silah arkadaş deyince 9. Bölük Komutanı Yüzbaşı Ahmet'i göstermeyeceğim herhalde değil mi? 9. Bölük Komutanı'nı gösterirsem dersiniz ki ya sen mahkemeyi ya işgal ediyorsun. Yani maksadın kötü. Ben kimi gösteriyorum? Dönemin Dışişleri Bakanı, o anda Cumhurbaşkanı, dönemin Başbakanı, bakanlar var. Çünkü beraber biz şey yaptık. Görev yaptınız. Görev yaptık. Bana ne diyorlar? Darbe ortamı oluşturmak, darbeci. Benim böyle bir faaliyetim varsa herhalde en iyi bilmesi gerekenler onlar değil mi? Hükümet üyeleri yani. Herhalde. Gösterdiniz hatta, tanık olarak. Hatta ben değil tanık, mahkeme esasında çağırıp bir dakika demeli, sormalar lazım. Sormuyorlar. Artı benimle çalışan kuvvet komutanları, yanımda çalışanlar. Ben bunları tanık olarak gösteriyorum. Reddediyor. Şendin Sakık tanık oluyor. Evet. Başbakan ve diğer bakanlar ve silah arkadaşları. Olmuyor. Biz de silah arkadaşlarımıza rica ettik. Dedik ki yasa açık, CMK açık. Diyor ki mahkemeye tanık olarak
bildirdiğiniz isimleri mahkeme salonunda reddederse, ki reddetti, mahkeme salonunda bulundurursanız dinlemek zorundasınız. Parantez açtım. Mesela örneğin ben 9. bölük komutanını tanık olarak çağırsam mahkeme belki haklı. Ya bu bizimle dalga geçiyor yani vakit geçiriyor der ama benim çağırdığım kuvvet komutanları geldiler. Dinlemedi, reddetti. Şimdi bunu nereye sığdıracaksınız? Böyle bir tablo var. Ki bugün HSYK baş müfettişiyle görüşürken mesela bu konuyu net olarak bu konuyu da görüş. Bu tamamen bir usul hatası. Yani burada ben bir mahkemenin takdir yetkisi olduğu kanaatini taşımıyorum. Takdir, hüküm çok, çünkü açıkça YMK dinlenir. Dinlemiyor ama. Dinlemiyor. Burada ilginç bir şey soracağım. Ben size soracağım, cevabını bilmiyorum. Siz bana sormayın, ben size soracağım. Şimdi o gün duruşma oluyor. İşte bu Şemdin Sakın. Şemdin Sakın kod adı Deniz. Şimdi nasıl oluyor biliyor musunuz? Hani gizli tanık olarak kod adı Deniz. Deniz, evet. Ha bir de PKK'da vardır. Parmaksız Zeki. O ayrı. Burada Deniz. Deniz yanılmıyorsam. Şimdi nasıl dinleniyor biliyor musunuz gizli tanıklar mahkemede? Bir odaya alınıyor orada. Orada bir hakim var başında. Bir ekran var karşınızda. Yüzünü göstermiyorlar. Sesini duyuyorsunuz ama sesi de herhalde modifiye ediyorlar. Sesi de bozuyorlar. Bozuyorlar. Tanınmasın diye. Hı hı. Şimdi burada çok ilginç bir durum var. Ben bunun cevabını sizden sormak istiyorum. Şemdin Sakık çıkıyor işte. Diyorlar ki mahkeme başkanı neyse şimdi diyor Deniz Kot adlı Deniz Kot adlı gizli tanığı dinleyeceksiniz diyorlar. Ne diyor biliyor musunuz Şemdin? Deniz Potatlı gizli tanık. Ben de kimliğimi açıklayacağım. Ben Şemdin Sakık olarak ifade vereceğim diyor. Perde kalkıyor. Adam Şemdin Sakık'ı görüyorsun. Neden acaba bunu yaptı? Ben bunu çözemedim. Ben de çözemedim. Ben de düşündüm bunu. Şimdi. Ama mutlaka sizin bir cevabınız var. Yok bilmiyorum. İnanın samimi olarak bilmiyorum. Yani gizli tanıkken niye kendini açık etti, ifşa etti. Çok ilginç bir nokta var. Ben bu olayı duydum. Avukatım geldi. Sadece televizyondan her şeyi izliyoruz. Çok şeyime geldi yani. Üzüldüm yani. Tuttum. Bir tane bir yazı yazdım. İlkay'a verdim. Dedim ki İlkay. Avukatınız. Bunu benim adımdan basın şeyi olarak açıkla. Kamuoyuna. Ve bu olaya ilk tepkiyi de ben gösterdim. Biliyor musunuz? Biliyorum. Hatırlıyorum o olayı. Şimdi bu gerekçeli kararda mahkemenin yazdığı şu 6 ay bekledi falan ya. Bu gerekçeli kararda bununla ilgili bir husus var. Ne diyor biliyor musunuz? Ya diyor ki bu Şemdin Sakık ifadesinde İlker Başbuğ'a yönelik hiçbir şey söylemedi. Bir suçtan falan. Peki niye bunu İlker Başbuğ itiraz etti? Neden etmişim? Örgüt yöneticisi olmuş. Aynen. Siz de mi aynı kanaatte? Hayır. Yani ben o mahkemenin mantığını biraz kavradım galiba. Bravo. Ya ama Sayın Hakan gerekçeli kararda var bu. Bu olayı diyor ki halbuki siz niye ne demiştiniz itirazınızda? Olmaz dedim yani bir terör silahlı şöyle dedim. Hatırlıyorum. Teröristler tanık, Türk Silahlı Kuvvetleri sanık. Bu olmaz dediniz. Olmaz. Genel dedim. Bir şey yaptınız. Bir şeyler de söyledik onu. O da diyor ki size ya bu Şemdin Sakık İlker Başbuğ suçlamadı. Başbuğ buna böyle itiraz ettiyse ya örgüt demek ki bu diyor mahkeme. Ve bu da gerekçeli karara giriyor. Siz de aynı kanaatta mısınız? Değilim ben mantığını kavradım. Yine tamam. Söyletmeyin ya bana. Samimi olarak bu gerekçeli karardı. Bu da diyor ki cezaevindeyken de örgüt yöneticiliğine devam ediyor. Devam ettiğini gösteren bir delil. Yani siz bir eski genelkurmay başkanı olarak mahkeme salonunda teröristin tanık
askerin sanık olmasına itiraz eden bir basın bildirisi yayınlıyorsunuz. Evet. Bunu yaptığınız için de örgüt yöneticisi oluyorsunuz. Nerede? Cezaevinde de örgütü yönetme veya işte devam ediyorsunuz. Devam ediyorum. Gülüyorum sadece. Yapacak bir şey yok herhalde. Ama biz bu yüzden de 26 ay yattık. Yani pek burada gülüyoruz ama şey pek ortada. gülünecek bir yani ama zaten bir fıkra vardır ya, insanlar gülmeye başladı mı orada durun. Evet. Yani o noktaya da hakikaten öyle. Bitirdiyseniz ben biraz devam edebilir miyim sorularla? Hani bu konularda bu kumpas meselesiyle ilgili. Ama kumpas meselesiyle ilgili devam olarak... edecekseniz